Geçtiğimiz günlerde Hristiyan aktivistler tarafından ırksal adalet yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüş, kendilerini muhafazakar olarak nitelendiren Washington kiliseleri tarafından başlatıldı. Irksal adaletsizliğe karşı Hristiyan tepkisi olarak tanımlanan etkinliğe çeşitli kiliselerden katılım gerçekleşti. Geçtiğimiz günlerde Hristiyan aktivistler tarafından ırksal adalet yürüyüşü adında bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş, kendilerini muhafazakar olarak nitelendiren Washington kiliseleri tarafından başlatıldı. Irksal adaletsizliğe karşı Hristiyan tepkisi olarak tanımlanan etkinliğe çeşitli kiliselerden katılım gerçekleşti. Katılımcılar başlangıçta Washington'da toplandı. Yürüyüş esnasında ilahiler söylendi ve Mika kitabında yer alan adalet, merhamet ve Tanrı yolunda alçak gönüllülükle yürümek ayetlerine atıfta bulunuldu. Pazar günkü gösteriye katılan ve Evanjelik Hristiyan İnsan Hakları Savunuculuk Grubu olan Uluslararası Adalet Hizmetlerinde görev alan Joshua Liddle, yürüyüşe yaklaşık 2000 kişinin katıldığı tahmininde bulundu. Utah Senatörü ve 2012 Amerika Birleşik Devletleri Başkan Adayı olan Mitt Romney de yürüyüşe katılanlar arasındaydı. Romney gazetecilere yaptığı açıklamada, "Black Lives Matter, siyahların hayatı önemlidir" ifadesini kullanmadan önce vahşeti sona erdirmek için gösteriye katıldığını ifade etti. İsa Mesih'in Son Zaman Azizler Kilisesi'nin üyesi olan Romney, inancı hakkında konuştu ve "Black Lives Matter" başlığı altında gerçekleştirilen yürüyüşte kendi fotoğrafını tweetledi. Amerika'daki muhafazakar Presbiteryen Kilisesi'ne bağlı bir kilise olan Grace Meridian Hill'a katılan Tyler Bowen, "Bugün gördüğümüz gibi sorunlara karşı duran, konuşan ve İsa'nın kendilerini konuşmaya çağırdığına inanan evanjelik kilisenin bir kolu var. Konuşmak, onun emirlerine sadık kalmaktır" dedi.